Son fizik üçücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolyeye hoş geldiniz. Yatay ve sürtünmesiz bir düzlem üzerindeki noktasal P cismi, aynı düzlemdeki F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz kalıyor. F1, F2, F3 kuvvetleri şekil 1'deki gibi olduğuna göre F4 kuvveti verilenlerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, burada ucuca ekleme yapabiliriz. İstediğimiz kuvvetten başlayarak F1 artı F2 artı F3 artı F4 ne olmalıdır? 0 olmalıdır. O halde F1'e örneğin arkadaşlar F3 ekledim. Dediğimiz gibi sıra önemli değil. İşte arkadaşlar ne yaptım? F2'yi ekledim. Sonra F4'ü ekleyerek arkadaşlar tekrar başladığım noktaya gelmiş olmalıyım. Dolayısıyla cevabımız ne diyoruz? 1 diyoruz. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi sıra önemli değil. Örneğin şunu yapsaydık, F1, F2'yi ekleyelim işte arkadaşlar. Aşağı doğru 3, sağa doğru 1. Sonra F3'ü ekleseydik, görüldüğü gibi F1 artı F2 artı F3. Buna da F4'ü ekleyerek aynı noktaya gelmeliyiz ki bileşke 0 olsun. Cevabımız ne dedik? 1 Adıyaman. Yatay sürtünmesiz düzlemdeki noktasal K cismine büyüklükleri sırasıyla 5, 10, 13 olan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre K cismine etki eden bileşik kuvvetin büyüklüğü nedir? Sevgili arkadaşlar, bu tür sorularda ne yapmamız gerekiyor? Kuvveti bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. F1'i ayıralım. 5 çarpı kosinüs 37,08, 4. 5 çarpı sinüs 37, 3, yukarı doğru arkadaşlar 10 çarpı 0,8, o da ne yapacaktır? 8, sola doğru 10 çarpı 0,6, 6. O halde arkadaşlar 6'dan 2'yi çıkarttığımızda görüldüğü gibi sola doğru 2 kalmaktadır. Yukarı doğru 8, 3 daha 11. Dolayısıyla arkadaşlar 13'ten 11'i çıkarırsak görüldüğü gibi aşağı doğru 2 kaldı. 2 ile 2 arasındaki açı 90 derece olduğu için cevabımız Bursa 2 kök 2. Doğu yönünde 25 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir aracın içindeki yolcu araca göre batıya doğru 5 metre bölü saniye hızla koşmaktadır. Şimdi arkadaşlar bir aracımız var. Görüldüğü gibi doğu yönünde 25 ile gidiyor. Ve arkadaşlar bu aracın içindeki bir vatandaş batıya doğru 5 metre bölü saniye hızla koşuyor. Buna göre kuzey yönünde 20 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir bisikletli araçtaki yolcuyu hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görüyor. Arkadaşlar bisikletlimiz kuzeye doğru 20 ile gidiyor. Peki bu araç içerisindeki yolcumuz arkadaşlar ne yapıyor? 25'ten 5'i çıkartırsak doğuya doğru 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. İşte arkadaşlar gözlemci bu bisikletlidir. Ve bağlı eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. Ve bağlı eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. Bunun arkadaşlar çıkartmanın pratik yöntemi neydi? Gözlemciden cisme çiziyoruz. Başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Hiç ters çevirmeye gerek yok. Gözlemciden cisme çiziyoruz. Kuzeye giden bisikletli yere göre hızı doğuya doğru 20 metre bölü saniye olan bu yolcuyu arkadaşlar görüldüğü gibi güney doğu yönünde 20 kök 2 hızla görüyor. Akıntı hızının kıyıya paralel ve 2 metre bölü dakika olduğu bir nehirde K noktasından suya göre V büyüklüğündeki hızla yüzmeye başlayan bir yüzücü 5 dakika sonra L noktasına varıyor. Yüzücü bu noktadan sonra hızının büyüklüğünü değiştirmeden suya göre LM doğrultusunda yüzmeye devam ediyor. Yüzücü N noktasına ulaştığına göre MN uzunluğu nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyoruz. İşte yatayda aldığı yol 25. Peki kaç dakikada? 5 dakikada. O halde 25 eşittir arkadaşlar. 5 çarpı bu cismin hızının arkadaşlar yataydaki
Tabii ki arkadaşlar yatayda bir hızımız var. Vx. Düşeyde bir hızımız var. V'ye ya da V'dik. V'dik'i nereden buluyoruz arkadaşlar? Görüldüğü gibi şu nehrin genişliğini 20 eşittir arkadaşlar. V'dik çarpı T ile gitmektedir. V'dik çarpı T. Peki T nedir arkadaşlar? 5. O halde cismin hızının dik bileşeni ne yaptı arkadaşlar? 4. Peki bu 25'i arkadaşlar, 25'i hangi hızla alıyor? Cismin hem hızının Vx hem de akıntı hızının toplamıyla almaktadır. Buraya dikkat. O halde 25 eşittir 5 çarpı Vx artı V akıntı yerine de 2 yazıyoruz. Hemen sadeleştirdiğimizde arkadaşlar burada ne kaldı? 5, 2'yi diğer tarafa atarsak yataydaki hızımızın bileşeni 3 olmaktadır. O halde arkadaşlar cismin hızının düşey bileşeni 3, 4, yatay bileşeni 3 ise kendi hızı ne olacaktır arkadaşlar? 5. İşte bu hızla L'den M'ye kaç saniyede geliyor arkadaşlar? 20 eşittir 5T'den o halde arkadaşlar 4 dakikada gelmektedir. M'yi hedeflemiş fakat akıntı bunu sürükleyecektir. Akıntı sürüklemesi ve akıntı çarpı T diyoruz. Akıntı hızı 2 çarpı karşı kıya varış süresi 4. 2 kere 4 8. Diyarbakır, çok güzel bir soru. Düzgün doğrusal bir yolda hareket eden XY araçlarının T eşittir 0 anındaki konumları ve hızları şekildeki gibidir. T eşittir 0 anından sonra X aracı 4 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanmaya başlıyor. Buna göre X aracının hızı Y'ninkine eşit olduğu anda araçların arasındaki uzaklık kaç metre olur? Sevgili arkadaşlar, yani hızı 40 olabilmesi için 40 eşittir V 0 artı AT diyoruz. Burada A 4 olduğuna göre 4T. Buradan arkadaşlar T eşittir 20 bölü 4 5 saniye. Şimdi arkadaşlar 5 saniyede bunun almış olduğu yol 40 çarpı 5 200 metre olacaktır. Peki arkadaşlar X'in aldığı yol X eşittir. Dedik ki arkadaşlar bir cisim düzgün hızlanıyor veya yavaşlıyorsa ortalama hızımız V1 artı V2 bölü 2'dir. Alınan yolda V ortalama çarpı T. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar ortalama hızımız 20 artı 40 bölü 2 çarpı süremiz arkadaşlar 5 saniye bulduk çarpı 5. 60 bölü 2 30 30 çarpı 5 300 metre 30 çarpı 5 150 metre yol aldı. Sevgili arkadaşlar aradaki mesafe 50 idi. 200 eksi 150, 50 daha açıldı. Ne yaptı? 100 metre olmaktadır. Sevgili arkadaşlar ikinci bir yol olarak hız zaman grafiğini çizecek olursak bakın Y arkadaşlar 40 ile gidiyor. X ise 20'den 40'a geliyor. Kaç saniyede arkadaşlar? Delta V'dir A çarpı T'den. Yani 5 saniye olduğunu zaten bulmuştuk. Bunu buraya yazıyoruz. İşte arkadaşlar Y'nin X'ten aldığı fazla yol bu üçgenin alanıdır. 20 çarpı 5 bölü 2. 20 çarpı 5 bölü 2 nedir arkadaşlar? 20 çarpı 5 bölü 2 50'dir. Yani YX'ten 50 metre fazla yol aldı. Zaten arkadaşlar 50 metre öndeydi. 50 metre daha fazla yol alırsa aralarındaki mesafe 100 olacaktır. Yerden düşe yukarı doğru ve sıfır hızıyla fırlatılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Cisim K noktasından L noktasına T sürede ulaştığına göre cismin uçuş süresi nedir? K'dan L'ye. Arkadaşlar görüldüğü gibi 1, 3, 5 demek ki burada geçen süreler eşit. T üssü, T üssü, T üssü. Görüldüğü gibi arkadaşlar iniş süresi 3 T üssü. Demek ki çıkış süresi de 3 T üssü olacak. O halde arkadaşlar uçuş süresi 6 T üssü olmalıdır. Tabi arkadaşlar bu noktadan buraya gelme T üssü ise buradan buraya gelme de
T üssü olmalıdır. O halde K'dan N'ye geliş süresi T eşittir 3 T üssü. Halbuki bize arkadaşlar 6 T üssü lazım. Yani 2 katı. Bu da eşittir 2 T. Cevabımız Bursa. Yatay sürtünmesiz düzlemde tutulmakta olan noktasal R cismini aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Cisim serbest bırakılırsa K, L, M, N, P noktalarının hangisinden geçer? Sevgili arkadaşlar, size burada hemen bileşenlerine ayırma yöntemini de göstereyim. Şöyle bir çizdiniz. X eksenini, Y eksenini. Sağa doğru ne var arkadaşlar? 2 var. Hemen işaretleyin. Bakın arkadaşlar, yukarı doğru ne var? Sadece 2 var. Onu da işaretleyin. Aşağı doğru ne var? 1 var. Onu da işaretleyin. Şimdi arkadaşlar, sola doğru 2 buradan geliyor. 2 de buradan geliyor. 4, onu da işaretleyin. Görüldüğü gibi arkadaşlar, 2'den 1'i çıkartınca yukarı doğru 1 kalıyor. 4'ten 2'yi çıkartınca sola doğru 2 kalıyor. Görüldüğü gibi 2'ye 1 bileşke vektörümüz şudur arkadaşlar. O halde 2'ye 1, 2'ye 1 görüldüğü gibi K noktasını bulduk. Cevabımız Edirne. Arkadaşlar, duran bir cisme birden fazla kuvvet etki ederse cisim bileşke kuvvet veya net kuvvet yönünde harekete geçer prensibini burada uyguluyoruz. İşte arkadaşlar, cisme etki eden net kuvvet bu olduğu için bu doğrultuda bu yönde harekete geçiyor, K noktasına varıyor. T eşittir 0 anında yan yana olan K ve L araçları doğrusal bir yolda hareket etmektedir. Araçların hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. K aracının 0 T zaman aralığındaki yer değiştirmesi 3x büyüklüğünde olduğuna göre 3 T anında araçların arasındaki uzaklık kaç x olur? Görüldüğü gibi arkadaşlar, 0 T aralığı şu aralık. Bu alan bunun 2 katına eşit. O halde buraya x, buraya 2x diyoruz. 2x diyoruz. X, x. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar, 1, 3. Şurada eksi x olacaktır. Burası da eksi 3x olacaktır. O halde arkadaşlar, K cismi sağa doğru 2, 4, 6, 7 gitti. K cismi arkadaşlar 7x. Şimdi arkadaşlar, L cismine bakıyoruz. Sola doğru eksi, sağa doğru artı, şunların birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Sola doğru 3x kaldı sevgili arkadaşlar. Eksinin anlamı budur. Sola doğru demektir. O halde aralarındaki uzaklık 3x, 7x daha 10x. Cevabımız Celikan. Şekildeki gibi bir binanın yerden sırasıyla 20 metre, 45 metre yükseklikteki odalarından her birinin hızı 4 metre bölü saniye olan x ve y cisimleri yatay doğrultuda fırlatılıyor. X, Y cisimler sırasıyla KL noktalarına düştüğüne göre KL arası uzaklık kaç metredir? Sevgili arkadaşlar, yatay atış hareketinde düşeyde serbest düşme yapıyordu. H eşittir 1 bölü 2 GT kare ya da 1, 3, 5, 5, 15, 25 kuralını uygularsanız buranın arkadaşlar 5, 15, 25, 3 saniye, 5, 15, 2 saniye olduğunu arkadaşlar hemen görebilir. 4 kere 2 8. Şu aldığı yol 4 kere 3 12. 12'den 8 çıkarırsak 4 çıkmış bir sorunun aynısının benzerinin tıpkısı. Ya da arkadaşlar, şuradaki 3'ü h eşittir 5 t kareden bulabiliyoruz. 1 bölü 2 gt kare, g yerine 10 yazınca. Örneğin arkadaşlar, 45 eşittir 5 t kare, t kare eşittir 9, t eşittir 3 görüldüğü gibi veya ilk anlattığımız hangisini isterseniz. Bir ipin ucuna bağlı sırasıyla 2 kilogram, 3 kilogram kütleli kale cisimleri şekildeki konumda hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor. K cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kat sayısı 0,5'tir. Bu cisimler birlikte hareket ederken ipteki gerilme kuvveti kaç Newton olur? Öncelikle arkadaşlar, sürtünme kuvvetini bulmamız gerekiyor. Fs eşittir komma gn arkadaşlar 0,5, yani 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10. O halde sürtünme kuvveti 10 Newton. L'nin ağırlığı 30 Newton. Fnet eşittir ma. Fnet dediğimiz arkadaşlar 30 eksi 10 20 eşittir m toplam
çarpı A diyoruz. A buradan 4. A'yı 4 bulduktan sonra arkadaşlar ivme aşağı doğru ise net kuvvet de aşağı doğru. İpteki gerilme T. 30 T'den büyük olmalı ki aşağı doğru ivme kazansın. O halde arkadaşlar sadece bu cisme F net eşittir M'yi uyguluyoruz. F net 30 eksi T eşittir MA. 3 çarpı 4 diyoruz 12. T'den arkadaşlar T'yi sağa atıyoruz. 12'yi sola atıyoruz. O halde cevabımız 30 eksi 12 Diyarbakır 18. Esneklik katsayılar sırasıyla K2 K olan PR yaylarının ucuna kütleleri M 2M olan iki cisim şekildeki gibi asılmıştır. Cisimler dengede olup P yayında depo edilen esneklik potansiyel enerjisi EP, R yayındaki ise ER'dir. Buna göre EP bölü ER nedir? Sevgili arkadaşlar, öncelikle yayın uzamasıyla uygulanan kuvvet F eşittir KX olduğunu biliyoruz. Buradan X eşittir F bölü K. O halde arkadaşlar buradaki uzama MG bölü K. 2MG bölü 2K bu yay da X kadar uzayacaktır. O halde arkadaşlar potansiyel enerjideki değişim depolanan potansiyel enerji 1 bölü 2K X kare diyoruz sevgili arkadaşlar. O halde bakıyoruz 1 bölü 2'ler aynı. X'ler de aynı. K'lara bakıyoruz. Yani 1 bölü 2K X kare bölü 1 bölü 2 2K X kare. O halde arkadaşlar X kareler sadeleşti. K'lar 1 bölü 2'ler. Cevabımız 1 bölü 2 Bursa. Sevgili arkadaşlar başka bir bakış açısı oluşturalım. Bakın bu aşağı doğru X kadar indiğinde kaybettiği potansiyel enerji MGX. Bu aşağı doğru X kadar indiğinde kaybettiği potansiyel enerji 2MGX. Dolayısıyla kaybedilen potansiyel enerjiler yaydalığa depolanmaktadır. 1 bölü 2. Oradan da baktığımızda cevabımız Bursa. Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta olan bir cisme uygulanan kuvvetin cismin konumuna bağlı grafiği şekildeki gibidir. X konumunda cismin hızının büyüklüğü V olduğuna göre 3x konumunda hızı nedir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Kuvvet konum yani kuvvet yol grafiğinde arkadaşlar alan bize neyi verecek? F çarpı x tabii ki yapılan işi. O halde burada yapılan iş W ise burada yapılan iş 2W, burada yapılan iş yine W. O halde arkadaşlar yapılan iş 1 bölü 2 m v kare 3x'anda yapılan iş 4W eşittir 1 bölü 2 m ve son ya da v2'nin karesi diyelim. Taraf tarafı oranladığımızda sadeleşiyor, sadeleşiyor. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda v bölü v2 eşittir 1 bölü 2. O da v2 eşittir 2v. Zaten arkadaşlar bakın burada kinetik enerjisi E ise burada kinetik enerjisi 4E. E'ye 4E. Kinetik enerjinin 4 katına çıkabilmesi için hızın 2 katına çıkması gerekiyor. Bir cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu cisme 1 ve 2 aralıklarında etki eden net kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar, momentum zaman grafiğinde eğim yani tanjant alfa P bölü T bize neyi verecektir arkadaşlar? Kuvveti verecektir. O halde eğim sabit, kuvvet sabit, eğim sıfır, kuvvet sıfır ve dolayısıyla ne diyoruz? Sabit sıfır. Cevabımız Celikan. Demek ki burada eğim sabit olduğu için kuvvet de sabit. Burada eğim arkadaşlar tanjant alfa sıfır olduğu için kuvvet de sıfır diyoruz. Doğrusal ve sürtünmesiz bir yolda 2 kilogram kütleli bir oyuncak araba artı x yönde 4 metre bölü saniye hızla gitmektedir. 1 kilogram kütleli K cismi 10 metre bölü saniye hızla arabaya şekildeki gibi çarparak kapışıyor. Bundan sonra oyuncak arabanın hareketi için ne söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, oyuncak araba yatayda hareket ettiği için yataydaki momentuma bakmamız gerekiyor. Sağ tarafı artı alacak olursa sol taraf eksi olacaktır. 37, 37, 10 çarpı kosinüs 37,
eksi 8. O halde arkadaşlar P ilke bakıyoruz. P ilk eşittir M çarpı V, yani 2 çarpı 4 artı 1 çarpı eksi 8, yani eksi 8. 8 eksi 8 ne yaptı arkadaşlar? 0. P ilk eşittir P son olacağına göre son momentumda 0. Son momentumun 0 olabilmesi için hemen durur diyoruz. Cevabımız Edirne. Sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.